sizlerde büyüklerimiz. Bizlere her zaman hayat ve yaşam tercihleriyle ışık tutan, yol gösteren ulu inancımız odur ki büyüğün olmadığı bir evde bereket olmuyor, huzur olmuyor. Gerçekten hangi evde bir büyük varsa, bir anne baba varsa o evde huzur görüyorsunuz. Aslında yılların vermiş olduğu bir tecrübe var evde. Yol gösterici, yoldaş, öğretmen, rehber, dost, gerektiğinde arkadaş oluyor büyüklerimiz. Biz de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzde Şanlıurfa Valiliğimiz. Amacımız Şanlıurfa, peygamberler şehri Şanlıurfa'da acaba büyüklerimizi nasıl mutlu edebiliriz? İşin çıkış noktası bu. Bu projeyi hazırlarken hedef dedik, büyüklerimizle araştık edelim. Onların evlerini ziyaret edelim. Onların ihtiyacı noktasına yardımcı olan bakım, günlük bakım ihtiyaçlarını karşılayalım. Gezi alanları düzenleyelim. Sosyal alanlarımızda güzel ilçelerimiz var. İl dışı gezileri gerçekleştirelim. Onlarla araç dikelim. Böyle bir mantaliteyle başladım. Çok da ilgi gördü, rağbet gördü. Onu belirtmek istiyorum. Bayağı da bir alanda çok mutlu oldular. Bugün de böyle güzel bir şekilde kendi programlarına, kendi haftalarına sahip çıkarak salonu doldurdular. Ben teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz tarafından organize edilen Yeşeren Çınarlar Projesi kapsamında bir aradayız. Siz yaşlılarımız, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yarınlara taşımamızı sağlayan en büyük hazinemizsiniz. Ve bu hafta Yaşlılar Haftası sadece 18-25 Mart arasında yaşlarımızı hatırlamamalıyız. Onların her zaman bizim gönlümüzde özel yerleri olması gerekir. Çünkü biz ecdadımızdan aldığımız terbiyeyle bizim büyüklerimiz evimizin bereketidir. Toplumun saygınlığıdır. Yol göstericidir. Işıktır, nurdur. Bizim büyüklerimiz terbiyecidir. Burada gerek biz merkezi hükümet olarak, gerek sosyal belediyecilik, aile sosyal politikalar zaten bakanlığı AK Parti'nin kurduğu, özellikle büyüklerimiz, engellilerimiz, şehitlerimiz, bütün toplumun bütün kesimine, ihtiyaç sahibi kesimlere sahip çıkma adına kurulmuş kurumlardır bunlar. Belediyelerimizden Allah razı olsun, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek ilçe belediyelerimiz, ben bakın sosyal projelere çok önem veriyorum. Sadece yol ya da park bahçeden ziyade bir de sosyal projelere de çok güzel imza atıyorlar. Ben burada sizin adınıza onlara da ben teşekkür ediyorum. Alkışlarımıza 116 yaşında Mehmet Kılıç amcamıza, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugünün anlamı ve önemi için bir plaket takdimi. Ailesini sahneye davet ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürümüz Sayın Hasan Bilici Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Naziler Dernek Başkanımız. Neden baba? Neden? Neden bana bunu yapıyorsun? Hep lobboyum diye değil mi? Lobboyum diye. Ama unutma, sen benim babamsın. Babam! Ben yeter, ikide bir bunu yüzüme vurup durma lan senden. Baba, bana doğruyu söyleyin. Yoksa beni evlatlık mı aldınız? Yani Aziz, sence yine bir şansımız olsa tercihimiz senden yana mı kurar ya oğlum? Para vermişler, bütün bir şey alırdı lan. Ya iyi gel. Hacı biraz kalk ben oturayım. Vallahi belim ağrıyor. Nereye yine geldi o? Ayaklar mı ağrıyor zaten? Hacı hamur, vallahi sen dur bir şey konuşayım ya. Kardeş merhaba. Merhaba abi. Sen burada mı yaşıyorsun?